Deprem olduğunda ben İstanbul'da seyir halindeydim. Geldiğimde manzara çok çok kötüydü. Hayat belirtisi yoktu. Bir koşturma, bir karmaşa, bir kaos vardı. Hayalet bir şehir. Her tarafı yıkılmış. Hemen akabinde enkazlarda çalışmaya başladık. 12 Kasım Düzce depremi aslında Düzce itfaiyesi için de kötü bir gün. Düzce itfaiye binası da yıkıldı. Yani 17 Ağustos'ta yara almış. 12 Kasım'da da tamamen yerle bir olmuş bir Düzce yaşadık yani. Sanırım 9. gündü. Bir tane delikanlı yanımıza geldi. Bizim anne babamız Bıçakçıoğlu Market'in altında. Birimiz askeriz, birimiz de öğrenciyiz. Düzce'de değiliz diye söylemişlerdi. Hiç unutmuyorum. Çalışmaya başladık. Bir çifte ulaştık. Parmaklarındaki yüzüklerdeki baş harflerinden anne ve babalarının olduğunu anlayabildik. Bir enkazda canlı olmadığı denilen binada canlıya ulaştık. Dar bir alan. Dizlerinizin üstünde duruyorsunuz. Vücudu tamamen enkaz altındaydı. Kapkaranlık bir yerde ikinci günü biz kendisine ulaştık. Canlı olarak da kendisini dışarı çıkarttık. Dışarı çıktığımızda vatandaşın birisi bana hemşerim dedi kaç saatten beri içeridesin biliyor musun dedi. 10 saatten beri sen içeridesin hiç dışarı çıkmadın dedi. Hiçbir binayı terk etmedik. Çeşitli devletlerden kurtarma ekipleri vardı. Din, dil, ırk bunlar hiçbir şeyini gözetmiyorsunuz. Buradaki tek hedef canlıya ulaşmak. Gidiyorsunuz yolda bir bakıyorsunuz yol yok. Büyük bir yıkımdı yani Düzce'de bu deprem büyük bir yıkımdı.